Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Rusya, Türkiye sihalarını vurdu, 1000 tane bayraktar düşürdük iddiasında bulundu. Değerli izleyenler, elimize ulaşan son dakika bilgisini siz değerli takipçilerimize beraber paylaşıyoruz. Rusya Devlet Televizyonu'nda bir tane sunucu Olga, Ukrayna Devleti'ndeki işgal sırasında 1000 adet Bayraktar TB2 SİHA düşürdüğünü iddia etti. Rusyalı sunucunun bu tuhaf sözleri sosyal medyada alay konusu haline geldi. Rusya Devleti'nin Ukrayna işgalinden hemen sonra başlatılmış karşılıklı enformasyon savaşı halen devam ediyor. Zaman zaman iki taraftan da çok ilginç iddialar ortaya atılırken en son yaşanan Pestedirten cinsten oldu. Daha önce yaptığı konuşmalarında 3. Dünya Savaşı'nı başlatan Londra'yı vuran, Avrupa'yı nükleer yıkımla beraber tehdit etmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ukrayna Devleti'ndeki savaş isteyen liderlerden gösteren Rusya bir televizyonu yeni bir tuhaflığa imza attı. Rusya Devlet Televizyonu Rusya yaptığı açıklamasında deneyimi sunucusu Olga, Ukrayna Devleti'ndeki işgal sırasında 1000 adet Bayraktar TB2 SİHA düşürdüğünü iddia etti. Halbuki Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi olan Türkiye envanterinde bile o kadar Bayraktar TB2 SİHA bulunmuyor. Açık kaynaklarda yer almış bilgiye göre envanterde 128 Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor. Bunların 110 tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, 12 tanesi jandarmada, 6 tanesi Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görünüyor. Yine açık kaynaklarda yer almış bazı bilgiye göre Ukrayna Devleti'nin elinde en fazla 15 adet Bayraktar TB2 SİHA olduğu ifade edildi. Zira geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 12 adet Bayraktar TB2 SİHA bulunduğunu söylemişti. Bunlardan sadece bir tanesinin işgal sırasında Rus ordusu tarafından düşürüldüğü görüntüsü yayınlandı. Ancak global çapta başlatılmış bazı sivil kampanyalarda bağış toplanarak Ukrayna'ya karşı Bayraktar TB2 SİHA'lardan alınmış ve teslim hibe edilmişti. Değerli izleyenler, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.